Arkadaşlar merhaba. Bugün Foggia Vampires'da kültürel yerleşim yerlerini anlatacağım size. Ekstra şehrinizden ayrı bir şehir kurup orada şehrinize destek sağlayacak ürünleri, ödülleri, binaları nasıl elde edebilirsiniz? Oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Tamamen size kalmış. İlk kültürel yerleşimler Demir Çağı'nın sonunda başlıyor. Açılıyor daha doğrusu. Demir Çağı'nın sonuna geldiği zaman bu teknolojiyi açtığınız zaman kültürel yerleşim alanları açılır. Yani otomatik olarak bu bölge açılır. İlk açıldığı zaman Vikingler ve Japon, Antik Mısır diyebiliriz. Daha sonrasında çağ atladığınız zaman diğer medeniyetler de açılıyor. Misal genç dönem Orta Çağ'da Babürler açılıyor. Sömürgede Aztekler açılıyor. Daha başka bir şey yok galiba. Öyle biliyorum. Evet, başka bir şey yok galiba. Toplam 5 tane uygarlık var diyebiliriz. Burayı oynayıp oynamamak tamamen size kalmış. Oyunda ara sıra gerçekten yapacak bir şey kalmıyor. Burayı da geliştirmek istiyorum. İşte buradan da bana destek gelsin istiyorsanız oynayabilirsiniz. Genelde Vikingleri önce bitiriyorlar. Çünkü her uygarlığın verdiği hediye ayrı. Vikingleri bir kez bitirdiğinizde %6 saldırı veren bir FP, işte erzak, 3'e 3 yer kaplayan bir ağaç veriyor size. Bu ağacı şehrinize kurduktan sonra %6 saldırı kazanmış oluyorsunuz. Genel artışlar da burada gösterir. Bunun üzerine ekleniyor. Bu bir seferlik bir oyun değil. Bunu defalarca oynamanız lazım. Bunu neden anlatıyorum? Bunu eğer oyun bir saniye. Bunu eğer yanlış oynarsanız bir tane köyü, bir tane yerleşim yerini aylarca bitiremezsiniz ve sinir olursunuz, oynayamazsınız. O yüzden bunu bir defa bitirdiğinizde ilk size bir ağaç verecek, ikinci bitirdiğinizde bu arkadaşı verecek sadece avatar resmi. Sanırım bir FP falan veriyor. Daha sonra yükseltme avatar, bir yükseltme, bir yükseltme daha avatar. Totalde bunu 15 defa bitirebiliyorsunuz. 15 defa bitirdikten sonra ağacınızı her yükseltme kiti geldiği zaman seviye atlatabilirsiniz. Seviye atladığınızda peki ne olacak? En son seviyeye geldiği zaman hangi dönemde olursanız olun, hangi çağda olursanız olun, %30 saldırı, 8 FP ve işte orada yazanlar verecektir. Öncelikle bu Vikingleri bitirmek istiyorlar çünkü kapladığı alana göre çok iyi saldırı savunma veriyor. O yüzden bunu arkadaşlar oynuyor. Ben bir tanesini bitirdim. Bir şehrini de size göstereyim. Daha doğrusu bitmiş halini sonra göstereyim. İlk başta nasıl oynanacağını ona göstereyim. Japonlarda böyle bir bina veriyor. Japonlarda kaç defa bitirmeniz lazım? Onu da 13 defa bitirmeniz lazım. 13 defa bitirdiğiniz zaman size bütün yükseltme kitlerini verecek ve 9 level olan %5 erzak tahsilatı. Bunu önermiyorum. Bunu boşu boşuna oynamış olursunuz. Bunu kurduktan sonra erzak binalarınızdan hasat ettiğinizde, mesela şu an ben buraya 5 dakikalık kurdum. 52 değil de sallıyorum 60 erzak verecek. Yani bu bunun için değmez. Erzak artışı yükseltmeniz için değmez. O yüzden Japonları da oynamanızı tavsiye etmiyorum. Antik Mısırlılar rastgele bir birlik veriyor. Genelde bu çoğu arkadaşlar bunun asker verdiği için biraz aldanıyor. Bunu kaç defa bitirmemiz lazım? Bunu da 10 defa bitirmemiz lazım. 10 defa bitirdikten sonra 6 seviye olan rastgele 10 birlik diyor. Bu çağınıza ait bir birlik vermiyor. Rastgele. Sallıyorum. Siz gelecek çağındasınız ve size demir çağının askerini de verebilir. Üstünüzdeki çağların askerleri vermez. Altınızda bulunan çağların askerleri verir. Ya da rastgele 10 tane de kendi çağınızdan da asker verebilir. Yeri geliyor günde 300-500 asker harcıyorsunuz. 10 asker için bunu aylarca oynamanın mantığı var mı? Size bırakıyorum. O yüzden zaten bir Vikingleri oynamaya başlayın. Bir defa bitirin. Zorluğunu görün. Oynamaya değmediğini şunların göreceksiniz. Hem zaten Antik Mısır bitirmek de bayağı bir sıkıntı. Ben bir defa oynadım ve bir daha oynamadım. Çok zorlaşıyor sonlara doğru. Vikinglere başlamak için ben normalde burada yan dünyamda oynamayacağım. A ve B dünyalar benim yan dünyam. E asıl dünya. F'de de işte yan dünyam ama ana dünyam gibi oynuyorum. Burada A dünyamda bir kez başlatayım sizin için. İlk önce başladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Şehre geri dön dediğiniz zaman yine kendi şehrinize buraya girmiş oluyorsunuz. Şehriniz gitmiyor. Buraya girdiğiniz zaman bir tane bir üs veriyor. Burada yapmanız gereken görevler.
söylüyor size. Ve burada işte şu gün içerisinde bitirsen 9 parça bundan verecekmiş. Ne veriyor bu da? Bu da yani çok önemli bir şey değil yani. Tamamen %2 saldırı. Kursanız ne olacak? Kurmasanız ne olacak? Gün içerisinde diyorum. Komple bitirinizde 1-2 tane bundan ancak kurabiliyorsunuz. Yani bunu günlere bağlı olarak yapmaya hırs etmeyin. Elmas basmaya çalışmayın. İlk başladığınızda görevlere göre kesinlikle oynamayın. Burada 20 tane görev var. 20 tane görevi bitirdikten sonra size bitiş ödülü veriyor ve ağacı veriyor ya da ağacın yükseltmesini veriyor. Ona göre siz şehrinizi kuruyorsunuz veya yükseltiyorsunuz. Bu görevlere göre kesinlikle yapmayın arkadaşlar. İlk önce yapmanız gereken hemen iki tane pardon şuraya hemen şuraları bir evlerle doldurun. Hemen evle. İlk başlarda altın erzağınız çok az olacağı için şunu fazla kurdum. Çünkü burada kayalar mayalar çıkmış. Şunu kuralım. İnşallah şu sesi kapatayım ben. Sesi kapattım. Hemen şuraya şöyle bir yer çizin. Burası kurulduktan sonra hemen gelin üretim yerleriniz. Burada balta ustası yerleşim yani moral diyebileceğimiz binalar burada, yollar burada, yer genişletmeler burada. Ürettiğiniz ürüne göre burada biraz daha şöyle yaklaştırayım. Burada yer açabiliyorsunuz. Misal başladınız, baltanız, şarap, boynuz ve sünger var. İsimleri tam bu olmayabilir ama ben ona benzettiğim için onu söylüyorum. Bunlardan istediği kadar biriktirdiğiniz zaman bir sonraki üretime geçebilirsiniz. Benim tavsiyem şu. Göreve göre gitmeyin. Mesela şu an ilk görevi oldu. Bunu alabilirsiniz. 4 tane rün taşı diyor, tamam mı? Hemen bunu, bu ilk baştakiler çok basit olduğu için bunları hemen kurabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4 tane kurdum. Görev oldu. Bundan sonra diyor balta ustası edinin diyor. Şunlar bir kurulsun. 4 saniyeleri var. Tamam. Balta ustası burada. Balta ustasını kurduktan sonra 1 saat sonra bu kurulacak. Bunu da aldık. Erzak görüyor musun? Erzak veriyor size. 55 diploması edinin ya da 20 tane balta üretin diyor. Balta üretmeye gidin çünkü zaten balta binasını burayı kurdunuz. Gün içerisinde ürettiğiniz zaman bu otomatik olacak. Tamamlanacaktır bu görev. Buradaki görevlere bağlı olarak gitmeyin. Size şöyle bir tüyo vereyim. İlk önce gelin. Şurada bir grafik işareti var. Grafik işaretini açtığınız zaman sizden kaç tane oyun boyunca oyunu bitirmeniz gerektiğini, kaç tane ürün istediğini burada yazıyor. 412 tane balta, 235 tane şarap, şu kadar işte 164 tane boynuz ve 127 tane de sünger istiyor. İlk önce bir baltanızı kurun ve gün içerisinde girin. Şöyle ben başka dünyama gideyim. Orada daha size kurulmuşunu göstereyim. F'de var. Ya yani gün içerisinde 8 saatlik, 8 saatlik ya da günlük olarak atın. Orada üretmeye devam edin. Yani birikmeye devam etsin. Misal ben burada ilk önce bir boynuzlarımı topladım. Pardon, baltalarımı topladım. Bakın hatta 10 tane fazla üretmişim. Şimdi sıra geldi şaraba. Ben burada şarap üreteceğim artık. Şarap binalarımı yine buraya kurdum. Bir sonraki şarap binasını açmak için de ne istiyor sizden? Diyor ki burada sallıyorum. Burada ne yazıyordu? İşte 20 tane mi, 30 tane mi, 40 tane mi balta istiyor. Yani ürettiğiniz ürünleri ilk başta birkaç tane yer açabilirsiniz böyle. Daha sonrasında şarapları üretmeye devam ediyorum. Şaraplar da bittikten sonra şuraya geliyorum yine grafik. 175 tane daha üretmem gerekiyor. 175'i de tamamladıktan sonra bu sefer benim boynuzu üretmem lazım. Boynuz içinde boynuz binası nerede? Şu olması lazım. Evet. Boynuz için benden 42 tane balta, 10 tane şarap, 5 tane de yani 47 tane balta, 74 tane de şarap istiyor. Ve 280 mutluluk istiyor. Hemen elinizi korkak alıştırmayın. Hemen buradan ürün binasını artık buna ihtiyacınız kalmayacağı için bunları hemen silebilirsiniz. Sildiniz. Ben bir daha kurarım. Sorun değil. Sildiniz. Sizden mutluluk istiyor. Yani siz o... Bir dakika şundan çıkayım. 280 mutluluğu yakalarsanız çünkü hazır elinizde artık üretmişsiniz. Bakın burada ürünleriniz var. Ürünleriniz yeterli. Çünkü bir sonraki artık ürün binasını açacaksınız. Ürün binasını açmanız için de sizden 280 tane ürün şey istiyor. Mutluluk istiyor. Mutluluk verenler de
Diplomasi yani, öyle söyleyeyim. Diplomasi binaları da bunlar. Bunlar 6 diplomasi verir, 1 dakikada üretir. 1 dakikada kurulur, 24 diplomasi verir. Yani bende 24 tane var, yaklaşık 100 diplomasim var, 100, birkaç tane daha şeylerden var. Ben buraları hemen şöyle 280'e tamamlamış. Tabii yol olması lazım, yol olmadığı için olmuyor. Baktınız yerini sığmıyor. 280'e tamamlayamıyorsunuz. Hemen şundan birkaç tane ev silin, birkaç tane yol kaldırın. Buraları hemen o diplomasi, 280 diplomasiyi yakalamaya çalışın. 280 diplomasiyi yakaladıktan sonra bu binanın kilidini aç diyorsunuz ve açılıyor. Ondan sonra bu kurduklarınızı silip buraya boynuz binasını, şuradan boynuz binası otomatik olarak gelecektir buraya. Bunu da boynuz binasını buraya kurduktan sonra boynuz üretmeye başlayın. Boynuzu da ürettikten sonra kaç istiyormuş? İşte 269 tane. Şunu ürettik, bunu ürettik. Bunu da ürettikten sonra yine belli bir diploması istiyor. Yün tarlası. Büyük ihtimal onun adı. Yün tarlası da şurada. Burada 595 tane diplomasiyi şehrinize kuramayacağınız için, çok yer kaplayacağı için ilk önce şunu açın. Bu ikiye bir yer kaplıyor ve 24 diplomasi veriyor. Yani şu iki tane, şu bir tane binayı şöyle yakınlaştım. Bir tane binayı sildiğiniz zaman iki katı diplomasi gelmiş olacak size. O diplomasileri de kurduktan sonra yün tarlasını kurma hakkına sağlayacaksınız. Yün tarlasını da kurduktan sonra, açtıktan sonra kilidini, gelin bu sefer de kurduğunuz yerlerdekileri silin ve o zaman tabii şey binanız da açılacak. Bu bina da açık. Bu daha fazla puan veriyor. Neymiş bunun adı? Şöyle üstüne gelelim. Bakır para. Bakır para veren bunlar mesela sanırım 8 saatte 93 bakır para veriyor. 4 saatte pardon. Bu 8 saatte 375 bakır para veriyor. Böylelikle elinizde fazla ürünler de olduğu zaman benim mesela 10 ürünüm burada fazla. Buradan yer açabiliyor mu? Açamam büyük ihtimal ama. Genelde şöyle düz yerlere doğru gidin. Şu taşlı olan yerlere gelmeyin. Burada bina koyamazsınız. Hani böyle zorlanırsınız. Buraya ne koyacağım ben ya diye düşünürsünüz. Böyle düz yerleri açabilirsiniz. Benim şu an elimde şarap olduğu için şarapla mesela bir tane hatta iki tane yer açayım. Daha rahat olsun. Şöyle. Tabii bu şarap üretiminizden de gidiyor. Ürettiğiniz şaraptan da gidiyor. Kalkıp burada tekrar iptal edeyim. Şuraya tıklayıp ben eğer burada baltayla buraya yer açarsam ben tekrar buraya balta binası kuracağım ve balta üretmeye çalışacağım. Hani benim baltamdan gidecek bu sefer. Ben neyse şimdi elimde şarap ürettiğim için elimde de şarap olduğu için şarapla bir yer açayım. Şöyle bir tane yer açtım. Şarabım düştü. Bu sefer 32 şarap istiyor. Bir tane daha yer açtım. Ben size göstermek için açıyorum bunu. Siz de böyle yeriniz yetmeyeceği zaman elinizde hangi ürün varsa üretimini bitirdiğiniz daha doğrusu şeyiniz varsa ürününüz varsa ondan kurabilirsiniz. Mesela şu an 27 tane şarabım kaldı. 41 tane şarap istiyor. Ben bunları yine tekrar şarap üretmek zorunda kalacağım. Ha, oyununuz 1-2 gün daha uzar ama bu sefer daha rahat, daha geniş bir yerde şehrinizi tamamlamış olursunuz. Bunu tamamen bitirdikten sonra en sonki göreve geliyor. En sonki görev diyorum, pardon. Yünü de ürettikten sonra, yünü de kurdunuz, ürettiniz. Bütün şeylerde 4 tane ürün var. Yani bütün yerleşim yerlerinde. Siz bu oyunu bitirip bir daha başladığınızda size farklı ürünler, farklı tarzda ürünler istemeyecek. Yine sallıyorum, yine aynı ürünler isteyecek. Ama bu sefer burada 228 tane değil de sallıyorum 110 tane isteyecek. 169 tane değil de 300 tane isteyecek. Bunların sadece sayıları değişiyor. İstenilen ürün miktarı değişiyor. Şekli değişmiyor. En son yünü de ürettikten sonra kapatmayayım şurayı bir dakika. Yünü de bittikten sonra komple binanızı silebilirsiniz. Ana bina silinmiyor zaten. Komple binayı sildikten sonra sizden 1000 tane pardon şöyle en sona geleyim. 1000 tane diplomasi istiyor. 1000 diplomasiyi çünkü elinizde yeterli ürünler var olmuş olacak artık. İlk önce baltayı ürettiniz, sonra şarabı ürettiniz, sonra boynuzu ürettiniz, sonra yünü ürettiniz. Elinizde yeterli ürünler olduktan sonra sadece geriye ne kalacak? Diplomasi üretmeniz. Diplomasi de dediğim gibi buraya zamanla açtığınız zaman binalar buraya eklenecektir. Bu sefer buraya açtığınız şu diplomasi binası var. Bundan 40 tane, 42 tane kurduğunuz zaman tam 1000, 1100,
diploması oluyor ve bütün binaları açmış oluyorsun. Tık 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 hepsinin sonuna kadar açıyorsunuz. Daha sonrasında görevleri yapmaya başlayabilirsiniz. Bakın ilk önce bütün ürünleri elinize alıyorsunuz. Bütün binalarınızı açıyorsunuz. Ondan sonra sizden ne görevler istiyorsa onları yapıyorsunuz. O zaman diyor ki size iki tane baraka edinin. Hemen geliyorsunuz buraya. Barakanız açılmış oluyor o zaman. Ben de şu an ilerletmeyeceğim açımı. Barakanızı bir iki tane kuruyorsun. Tık görev oluyor. Ondan sonra sallıyorum misal 900 tane diploması üretiyor. Hazır elinizde olduğu için direkt tık 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 kuruyorsunuz. Yani görevleri en son yapın. En son görevinizi yapmak bir gününüzü bile almaz. Yani binaları sildim, kurdum, yeniden oluşmasını bekledim. Belki bir gününü almaz. Ama böyle şimdi mesela ben burada iki baraka edinin diyor. Ben barakayı bu görevi kafama takmış olsam hemen buraya diplomasi binası kurmak isteyeceğim ve bu görev beni yavaşlatmış olacak. İlk önce bütün binalarınızı açın, yani bütün ürünlerinizi üretin. Daha sonra diplomasilerinizi kurun. Ondan sonra bütün binalarınızı açın. Ondan sonra size görevlerde ne istiyorsa göreve göre gidin. Benim burada kaçıncı seviyem? Benim burada 8. yani muhtemelen bunu son oynuyorum galiba ben. Bakayım şuradan son mu oynuyorum? Şuradan bakabiliyor muyduk? Buradan bakılmıyor. Bitirince bakılıyor. Muhtemelen bunu son oynuyorum. Şu an burada hangi çağdayım? Yakın geleceğe geçeceğim. Yakın gelecekte bile yine verdikleri aynı. Yani bir seviye daha atlatacağım için o %30 olacak. %8. seviye olduğu için %24'te kaldı. Ama yeni başladığınızın %3'ten başlayacak. Ve bunu yavaş 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 oynayabilirsiniz. Dediğim gibi görevlere takılarak giderseniz 2 ayda bitiremezsiniz. Eğer görevlere takılmadan benim dediğim gibi ilk önce ürünleri üret, sonra bir sonraki ürün binasını aç. O ürünü üret, bir sonraki ürün binasını aç. Onu da üret, en son bir ürün binasını aç. En son yık bütün şehrini. Bütün diplomasilerini kur. Bütün binalarını aç. Bütün binalarını aç. Daha sonra göreve göre git. Tık 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 tık. Böyle ben rekorum benim 14 gün. 14 günde bitirdim ben burayı. Böyle üzerine düşerseniz 14 gün, 15 günde, maksimum 20 günde bitiyor. Bunu kaç defa yapacaktık? Şuradan diğer dünyada başlamadığım için. 20 günde bitiriyor derseniz. Video çok uzun sürdü. Hemen. Başlama. Şuradan. 20 gün. Yani burada 15 gün. Yani 300 günde siz bunu aralıksız oynarsanız 300 günde bitirirsiniz. Bu da tekamül işte 1 yıl 10 ay 10 aya falan denk geliyor. Yani 10 ay içinde bu binayı tamamlamış oluyorsunuz. Daha fazla oynayabilirsiniz. Tabii bu sefer her oynayışınızda 50 FP verecek. Her oynayışınızda 50 FP verecek. 5 de şey verecekmiş. Şato puanı. Önemli değil. Bunu bir defa bitirdiğiniz zaman zaten kültüre yerleşimlerden büyük ihtimal bıkacaksınız benim gibi. Ben o yüzden uzun sürüyor ve şu özellikle Japonya ve Antik Mısır değmeyeceği için onları hiç elime bile sürmedim. Vikingleri oynayabilirsiniz. Çünkü bazı zaman geliyor yapacak bir şey kalmıyor şehrinizde. Ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. O yüzden bu size yan bir bina olarak geliyor. Ve görünüşü de güzel yani binanın. 9. seviye olduğu için yani kendine has bir görünüşü var. Oynamanızı tavsiye ederim. Etmem o size kalmış. Bir sonraki videoda görüşürüz.